Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli takipçilerimiz. Videoları özellikle YouTube için yapıyorum, bilginiz olsun. Bilgilendirme videolarının hepsi YouTube kanalımızda yayınlanacak. Bunu defalarca söyledim. Videoları izlemeden önce şöyle bir abone olup tıklayın da üye sayımız, arkadaş sayımız, izlenme oranlarımız çoğalsın. Paylaşım yapın. Zwart Bles koyunuyla alakalı. Sizler de paylaşırsanız sayfalarınızda daha çok ülkemizin insanlarına ulaşmış olacağız. Bu konuda tekrar desteğinizi istiyorum. Genelde yemleme zamanları videosunu yapıyorum ki hem böyle video yaparak hem de hayvanlarımızı gözlemleme imkanı da olmuş oluyor. Yem yiyen var mı? Yemeyen var mı? Durgun olan var mı? Zaten 7/24 hayvanlarımızın içindeyiz. Yine de gönlümüzün rahat olması için bu şekilde uygulamamıza devam ediyoruz. Birkaç telefonda arayan arkadaşlarımız abi iklim sıkıntısı var mı diye sordular. İklim sıkıntısı olmadığını özellikle söyledim. Adaptasyonda herhangi bir sorun yok. Ülkemizin her türlü iklim şartlarında yaşayabilecek kabiliyette bir koyun ırkı. Geçmişte Romanovic'in de yok kısa bacaklı yürümez, yok bilmem neymiş yürümez falan filan bir dünya olumsuz laflar vardı. Tabi zaman geçtikçe üreticiler elindeki malın kıymetini de bilince geriye bir sıkıntı kalmıyor. Yaşama ve yaşattırma şansı sizin elinizde. Önce Allah, sonra siz. Gerisi boş. Kötü koyun yok zaten. Kötü koyun olmadığına göre ne var abi? Kötü bakıcı var. Bakıcı kötüyse yapacak bir şey yok. Koyun da ölür, kuzu da ölür. Köpek bile ölür. Kendine bakmasa kendisi de ölür. Zaten bakmıyorsa ölsün, yaşamasın. İşte Zwart Bles koyunlar. ...2.3 doğum oranı olan, ikizlik üçüzlük oranı yüksek olan, 8 ayda bir koşlandırarak 2 yılda 3 doğum alabileceğiniz ırklardan bir tanesi. Et, süt, kombine bir ırk. İster ete çalışırsınız, ister süte çalışırsınız. Kafanıza göre kazancınızı siz belirlersiniz. Bu işin bereketinden faydalanın diyorum her zaman. Bakın ithalat sıkıntıya girdi. Yurt dışına heyet göndermiyorlar. Heyet göndermedikleri için küçük baş gelme ihtimali çok çok düşük. Herkes bizim gibi cesaretli olabilir mi onu da bilmiyorum da. Sıkıntılarını, zorluklarını bazen yüz yüze gelen müşterilerimize, misafirlerimize anlatıyorum. İthalat konusunu çok iyi bilenler zaten durumun vehamiyetini de bilmiş oluyorlar. Kuzu satışlarım Nisan ayına sıra yazıyoruz. Mart ayımızı da doldurduk. Nisan ayına da işte birazcık küçük adetlerde yazarız. 2021'in ilk yılını kapatırız. Hayırlısıyla da Ocak, Şubat, Mart'ta kuzularımızı da teslim ederiz. Tekrar koşlandırarak yolumuza devam ederiz. İki dişi bir erkek oranında veriyorum. İki dişi bir erkek. Bu ırkın çoğaltılmasını, ülkemizde yaygınlaşmasını istiyorum. Raman Hoca arkadaşlar, bakın özellikle söylüyorum. Benden koç almanız hiç önemli değil. Bulabiliyorsanız Safkan, Harbi, Zwart Bles koçunu Romanovlarınızı
bir an önce melezleyin, ete çalışın, ete. Zamanı kısaltın. Bunu özellikle söylüyorum sizlere. Biz denedik, yaptık. Bunu başardık. Irk üretme peşinde, ırk yaratma peşinde değilim ben. Melezleme dediğimizde herkes yanlış anlıyor. Yeni bir ırk yapmayacak. Yok bizim ona zamanımız kardeşim ya. Benim başımı kaşıyacak zamanım yok ya. O üniversitelerin işi. Geçen gün sayfamda paylaştım. Atatürk Üniversitesi'nde yapılan melezleme çalışması ile ilgili bir şey paylaştım. Konuya vakıf olanlar ne demek istediğimi, neden böyle bir paylaşım yaptığımı anlamışlardır. Dünyada en çok hayvan ırkı üretilmesiyle ilgili bizim üniversitelerimize para veriliyormuş. Ama üretilen hiçbir şey yok. E nasıl bir dünya? İşte biz buna kızıyoruz. Ben ithal getiriyorsam Türkiye'de olmayan ithal ırkları getiriyorum. Türkiye'de olmayan veya az olan veya bu geçmişte gelip doğru düzgün anlatılmamış, tanıtılmamış ırkları getirmeye çalışıyorum. Benim mücadelem bu. Satmakta hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a hamdolsun. Yani biz çok değerli, pahalı bir ırk getirdik de bunun kuzusunu kestirmeyeceğimiz diye bir şey yok. Ona da kıyabiliriz. Biz bir cesaretle bu işi yaptıysak, altından kalktıysak ete de kestirebiliriz. Ama ne istiyoruz ki? Damızlık olarak üretelim, Türkiye'de çoğalsın. Hollanda'da koruma altında olan bir ırk. Bunu özellikle söylüyorum. Bazı şeyleri de ben söylemeye de çekiniyorum. Çünkü Zwart Bilesi sizlerin de araştırmanızı istiyorum. Araştırın ki neyin ne olduğunu benden daha iyi şekilde bilgilenmiş olacaksınız. Melezlemede az önce yarım kaldı, tamamlayayım. Melezlemede yani ana ayrı, baba hattı ayrı olduğu için buna melezleme denir. Melezlemede çıkan kuzular azman olur. Anayı da babayı da kısa zaman süresinde boy, poz, kilogram olarak yakalar. Bu kesimliktir. Bundan kesimlikten başka hiçbir şey yapamazsın. Çok nadir böyle düzgün, kaliteli koçlar denk gelebilirse o zaman kan yapabilirsin. O da çok nadir. Satışla ilgili Nisan ayına yazıyoruz. Çok küçük adetler yazacağım. Ondan sonra bu seneyi, yani 2021 yılının ilk doğumunu bitirmiş olacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Videoları tam izleyin. Like basın. Orada bir el işareti var. Görüyor musunuz arkadaşlar? El işareti. O el işaretine bir dokunun, beğenin ya. Allah aşkına bir beğenin ya. İlla her şeyi biz mi söyleyeceğiz? Biz mi anlatacağız ya? Bunu istiyoruz sizden. Çok mu zor? Vallahi bir daha video çekmem bak ona göre arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sorusu olanlar telefondan gün içinde arayarak her konuda her şekilde bilgilenebilirler. Elimden geldiği kadar herkese de yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki ilk 6. ayında yine bir sürprizimiz olacak. Hoşça kalın. Thank you.